dayanılmaz bir hal alan sorunlarını dile getirmeye, sesini yetkililere duyurmaya çalışmaktadır. Yapılan basın açıklamaları, mitingler, sosyal medya çalışmaları, iş bırakmalar ve ile sorunları görmezden gelen, hakkınız ödenmez diyerek hakkımızı ödemeyen bakanlığın ve hükümetin taleplerimizin karşılanmasını bekledik. Ancak sorunlar çığ gibi büyümeye devam ederken hükümetten tek bir adım dahi atılmamıştır. Şimdi ise bıçak kemiği delip geçmiştir. Şiddet olaylarında arkadaşlarımız nasıl yaralanıyorsa bakanlığın ve hükümetin bu uydum duymazlığı da bizleri de aynı şekilde yaralıyor. Son günlerde çıkarılmaya çalışılan düzenlemelerde taleplerimizi karşılamaktan çok uzak olup oylamadan başka bir şey değildir. Bizler sadece pandemi döneminde değil, hayatımız boyunca sizlerin sağlığı için emek harcıyoruz. Sizler belki sadece pandemi döneminde daha çok fark ettiniz ancak her gün her bir vatandaşımızın sağlığı için gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Sizlerle bizleri karşı karşıya getiren bu kötü sağlık sistemi ve sağlık politikalarına rağmen çalışanların fedakarlıkları sayesinde çoğu zaman sistemin çarpıklıklarını fark etmiyorsunuz. Şunu bilmenizi isteriz ki hekimler, hemşireler ve tüm sağlık çalışanları ile siz hastalarımız aynı taraftayız. Ve maalesef kötü sağlık sistemi kurgusunun mağduruyuz. Aylardır yaptığımız tüm eylemlerde, iş bırakmalarda hakkımızı talep ettik. Bizler sağlıkta etkin bir şiddet yasası çıkarılmasını, emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırının üzerinde temel ücret talep ediyoruz. Covid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesini, hastalarımızı 5 dakikada bir değil yeterli sürede muayene etmek istiyoruz. Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilmesini talep ediyor, cari giderlerin gerçek enflasyon değerleriyle düzenlenmesini ve vekaletsiz izin hakkımızı istiyoruz. Bunlarla beraber bu toplum için kamucu bir sağlık sistemi ve sağlık hakkı da istemiş oluyoruz. Bu taleplerin karşılanması adına tüm ülke çapında yapılan eylemler eş zamanlı olarak Urfa'da da yapıldı. İş bırakma anayasal bir hak olup ortada yasa dışı bir durum bulunmamasına rağmen Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından o günlerde denetimler yapıldı ve hukuksuz bir şekilde soruşturmalar açıldı. Yapılanların hukuksuz olduğunu uyarılarımıza rağmen İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Başkanlığı bu uygulamalara devam etti. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Suruç, Akçakale, Bilecik gibi ilçelerimizde hiçbir ilde uygulanmamış sınıftan düşürme cezaları verildi. Bu cezaları asla kabul etmediğimizi bir kez daha buradan müdürlük önünde haykırıyoruz ve sormak istiyoruz. Türkiye'nin hiçbir ilinde uygulanmayan cezalar neden Urfa'da uygulanıyor? Urfa'yı farklı kılan nedir? Birçok branşta hekim sıkıntısı yaşanırken bu yapılanlarla hekimlerin Urfa'dan ayrılmasına yol açmış olmuyor musunuz? Günümüzde haberlerin yayılmasını göz önünde aldığınızda bu uygulamaları gören hekimler sağlık çalışanları atama döneminde Urfa'yı tercih eder mi? Hem tüm ülkede hem ilimizde özelinde yaşanan bu kadar sorun varken çözümü ceza vermek olarak mı görüyorsunuz? Bu cezaların yüzlerce mahkeme sonucu anayasa hakkın kullanılmasıyla ilişkili tutulup kaybedeceğinizi bile bile neden kamu zararı oluşturuyorsunuz? İl Sağlık Müdürlüğü'nü ilimizi kamuoyunda olumsuz bir şekilde etkileyen bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz. Bu yanlıştan dönülmediği takdirde açılacak yüzlerce mahkemenin sonucu, masrafı ve sonrası açılacak rücu taleplerinin, suç duyurularının tek sorumlusu bu kararı alanlar olacaktır. Buradan açık açık deklare ediyoruz. Bizi yalnız bırakmayan tüm meslektaşlarımıza, tüm kurum temsilcilerimize ve siz basın emekçilerine ve kıymetli halkımıza teşekkür ediyoruz.